Hepiniz dinletimizi bir Anadolu halk şarkısı olan Yemen türküsüyle açtık. Şimdi de Kütahya doğumlu müzikolog, besteci Vartabet Gomidas'ın bir derlediği bir Anadolu halk türküsüyle devam edeceğiz. Kelek... Tamam, yani bir daha mı tekrarlayayım? Kele kele.
Çok teşekkürler. Şimdi iki tane Aşık Veysel türküsü düzenlemesi seslendireceğiz. İlki Kara Toprak, bir Ricardo Mayano düzenlemesi. Arjantinli gitarist Ricardo Mayano, normal klasik gitara, yani eşit tampereman, yarım seslerden oluşan normal gitara düzenledi. Biz de Sinan'la biraz üzerinden bazı değişiklikler yaparak ikiliye düzenledik. Ondan sonraki Uzun İnce Bir Yoldayım düzenlememiz ikimizin düzenlemesi.
Thank you.
gitarların tarihinden bahsetmek istiyorum bugün. Biraz da nasıl nasıl perdeleri nasıl perdeleri oynatacağımızdan. Şimdi bu klasik gitarda mikrotonları çalmak mümkün mü? Mümkün. Normal gitarlarda. Bunları çeşitli teknikler yaparak yapabiliyoruz. Mesela telleri kaldırıyoruz ya da herhangi bir teli akort diyebiliriz. İşte yatay vibrato, multifonikler, çeşitli tekniklerle normal klasik gitardan mikroton çıkabiliyor. Ama yetersiz kalıyor bu. Bunun için de klasik gitar tarihinde, aynı piyanonun tarihinde çok daha eskilerde olduğu gibi çeşitli arayışlar var. Yani klavyesinde. İlk arayış 1829'lara gidiyor. Enharmonik gitar. Klavyede, gitarın klavyesinde bir sürü delik var. Ve bu deliklere perdecikler ekleniyor. Çok yaygınlaşmamış bu gitar ama ilk deneme diyebiliriz mikrotonal müziklerin çalınması için. Sonra çeyrek ses gitar geliyor 1925'te. Meksikalı besteci Julian Carillo'nun siparişi üzerine. Çünkü çeyrek ses eserler yazıyor kendisi. Harry Parch'ın demin de ismi geçti. Gitarları çok önemli burada. Mesela görüyorsunuz perdeler kendi istediği yerlerde, kendi oranlarına göre. Bu birinci gitarı, soldaki de ikinci gitarı perdesiz bir gitar. Elektro gitarı çaldığımız slide aletiyle çalınıyor. Oradaki üçgenler de kendisi istediği, özellikle Just Intonation sisteminde istediği oranları gösteriyor. Erkan Oğur'la zaten hepimiz biliyoruz 1970'lerle itibaren perdesiz gitarda makamsal eserleri Erkan Oğur çok ilerletti ve şu anda bir perdesiz gitar okulundan bahsedebiliyoruz bir sürü. Zaten dün akşam da çok güzel bir konseri vardı Cemal Eşre'de. Sylvian Luk ve Philip Catherine'le çok üç gitar, önemli bir konserdi. Başka bir deneme 70'lerin başında yine geliyor. Bu ilginç bir gitar. Gördüğünüz gibi bir sürü klavye var. Bunların hepsinde başka sistemler var. Kimisi çeyrek ses, kimisi Rönesans dönemi, main tone, kimisi perdesiz. Bunlar mıknatıslarla yapışabiliyor. Ve bunu John Schneider adlı gitarist buradan bayağı bir eser üretiyor. Lou Harrison, Harry Parch, Terry Riley gibi besteciler bu gitarlara, bu gitara birçok eser yazıyor. İranlı gitarist Lili Avşar'ın normal gitarlara eklediği perdecikler var. Güzel bir çözüm. Aynı şekilde Onur Türkmen'in farklı yerlere eklediği perdeler. Bunun dışında 1985'te Alman luthier Walter Vogt'un bir gitarı çok önemli. Gitar tellerinin altına kanallar açıyor ve de perdecikler kısmen biraz hareket ettirilebiliyor ki gitardaki entonasyon sorunları çözülsün. Çünkü normal sabit gitarlarda çok entonasyon sorunu yaşarız. Şurada daha yakından gözüküyor. Alfonso Montes de bu gitardan çalıyor. Gördüğünüz gibi perdeler biraz oynamış. Çünkü işte oktavı, tam oktavı yakalamak için. Ben de bu fikirden yola çıkarak bu ayarlanabilir mikrotonal gitar adlı gitarı tasarladım. Ondan sonra biraz nasıl oluştuğundan bahsedeyim projenin. Bu tasarı haline geldikten sonra Doktor Erol Üçer Müzikleri Araştırmalar Merkezi'nde danışman hocam Profesör Şevvar Beşiroğlu'na gittim. Ve kendisi de bu projeyi sonuna kadar destekledi. Burada teşekkür etmek istiyorum kendisine. Zaten onun sayesinde bu gitar burada duruyor. Onun desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi de bu projeyi destekledi. Ve de Ekrem Özkarpat bu gitarı bir senede bitirdi. 2009 yılında. Ve de iki sene içinde işte dinlediğiniz eserler ve bazı farklı eserler çıktı. Biraz sonra zaten Ozan, sevgili Ozan'ın eseri için de bazı değişiklikler yapacağım. Göstereceğim nasıl işleyişi var. Sadece şeyden bahsetmek istiyorum. Bu gitarla çalınabilecek müzik üzeri zaten şimdi dinlediğiniz halk müzikleri, düzenlemelere çalınabiliyor. Bunun dışında tabii ki diğer akor sistemlerine de açık bir gitar. Mesela Pisagor akor sisteminde, mesela örnek verelim, tam beşlilerin olduğu Pisagor akor sisteminde Lou Harrison'ın eseri, kendisi bu tip doğal beşliler ve dörtlüler istiyor. Ve tabii ki send farklılıkları böyle oluyor. Buralar biraz teknik, çok durmayacağım. Ama bu eseri çalmamız için Pisagor sisteminde perdelerin böyle olması gerekiyor. Şimdi vaktimiz olduğu için dinletmeyeceğim eseri. İlgilenenler internetten dinleyebilir. Pisagor'da akor sisteminde bu eserin doğal beşlilerle, doğal dörtlülerle tınlaması. Bir başka sistem tabii ki Just Intonation. Armoniklerden, doğuşkanlardan çıkan.
Yine Lou Harrison'ın Serenade adlı eserini çalmıştım. Sent farklılıkları burada da doğal üçlüleri ve doğal beşlileri de içeriyor. Yani beş limitli just intonation dediğimiz sistem. Burada da gitarın perdeleri böyle oluyor. Yani doğal üçlüleri elde etmek için. Amerikalı bestekar William Alaudin Matthew benim için bir eser besteledi. Hepimizin bildiği gibi just intonation'da modülasyon yapmak çok zordur. Zaten onun için işte eşit temperamana geçilmesi birçok tartışma var bu konuda. Ama kendisi 3 farklı moda geçen bir just intonation eser besteledi. Burada gördüğünüz gibi bunları sent hesaplarını farklı bölgelerle şey yaptı ve gitar şu hali aldı. Tabii çalması biraz zorlaştı ama çalışılınca oluyor. O eseri kaydettik. Bir de son olarak ortalama ses temperamını olarak çevirebileceğimiz tartışmaya açık mean tone temperament dediğimiz Rönesans döneminde çok fazla kullanılan ve birçok türü olan bu quarter coma mean tone dediğimiz sistemde bir violistin Luis de Narvaez'in gitar repertuarında çok çalınır bu eser Guardam las Vacas ama onun istediği akort sistemiyle yani dediğim gibi çeyrek koma mean tone'la çalınca böyle olması gerekiyor. Diyerek şimdi gitarı geçeyim, nasıl perdeleri değiştirdiğimi ve son esere yavaş yavaş geçelim. Şöyle bu açıksa. Ama göstereceğim için zaten konuşmam zor olacak. İsterseniz. Tamam. Zaten sunumdan sonra aranızda gitarist varsa çalabilir. Yani ilgilenenler gibi bakabilir yakından. Bu gitarda işte her telin altında kanallar var ve aslında mekanizması çok basit. Bir tane balık oltasına benzeyen bir aletle perdeleri yakalıyorum. Şu şekilde. Evet. Şöyle hani ameliyat yapar gibi. Bütün perdeler gitarın üstünde böyle yani yaklaşık 200-300 tane ve evde de var Lego parçaları gibi. Bunu herhangi istediğim bir yere takmam şöyle oluyor. Teli yana çekiyorum ve de istediğim yere bunu yerleştiriyorum. Ama parmaklarımla oynamıyor teller çünkü o zaten icrada da sorun olurdu. Glissando yaptığımızda perdelerin kaymaması gerekiyor. Onu da basit bir mekanizmayla çekiç vurur gibi her perdeyi istediğim yere götürebiliyorum. İstediğim şekilde sent hesaplarına göre yapılabilir. Böyle mekanizması dediğim gibi yakından inceleyebilirsiniz çaldığımızdan şarkıdan sonra. Şimdi aslında ben davet edeyim Sinan'la Sayın Uğur Keçicioğlu'nu ki hazırlanalım ve de Ozan Yerman'ın bizim için bestelediği Impromptu Oyun Havası'nın ilk seslendirisini inşallah iyi bir şekilde yapalım. Dört günde de çalışıldı.
sorular cevaplar kısmımız var bu gitarla ilgili olarak ve ondan sonra da bu üstün gayretleri ödüllendireceğiz. Tolga Han'a özellikle sorusu olan arkadaşlarımız lütfen bu fırsattan istifade gitarıyla ilgili sorabilirler. Tabii Sinan Cemeroğlu'nun da gitarıyla ilgili sorular alabiliriz. Bence evet, bir Fikret Karakaya'nın sorusunu alalım. Sinan, tam anlamadım. Bir daha bizim gibi cahillere anlatmak istersen tane tane anlatırsan. Bu alttaki eşit tampere sisteme göre ayarlanmış normal bir klasik gitar. Farkı yok aslında. Üstteki de perdesiz gitar aslında. Ha, perdesiz gitar. Bu gitara göre perde ayarlamaya gerek kalmadan ama icracıya daha çok iş düşerek bütün mikrotonların çalınabileceği bir gitar. Demin de dedim sonsuz perdeli gitar aslında. Anladım, harika. Bütün sesler var. Evet, bir soru da Kemal Karaosmanoğlu'ndan. Buyurunuz. Ben iki soru sormak istiyorum. Birinin cevabını biliyorum ama herkesin duymasını istediğim için soruyorum. Asıl sorum ikinci. Birinci soru Tolga Han Bey'e. Bu mikrotonal gitar çalmaya ve bunu duyurmaya başladıktan sonra yurt içindeki ve yurt dışındaki tepkileri bir karşılaştırabilir misiniz? Nereden daha çok ilgi olduğu. Aslında bir ikili olarak aynı soruyu tekrarlamış olayım. Sonra da Cem Sinan Bey'e. Yani aslında net olarak yurt dışından daha fazla. Hatta yurt dışında daha fazla konser ve sunum yapıyorum şu anda. Yurt içinde de yavaş yavaş olacağını düşünüyorum. Yani yaklaşık iki senedir geçti ve birçok işte repertuar yapılıyor ama biraz daha yurt dışındaki festivaller, gitar festivalleri özellikle böyle bir şey daha böyle destek çıktılar yani. Öyle. Evet. Bir soru da Fatih Özaydın'dan. Doktor Fatih Özaydın, buyurun. İlk soracağım, bu çekiçle vura vura zamanla orası aşınmaz mı? Ya uzun ömürlü bir gitar mı? Şimdi iki sene oldu. Bazen 6 ayda bir ya da 7-8 ayda bir biraz bazı perdeler gevşiyor. Yani biraz onu hissediyorum, parmağımla itiyorum. Klavye? Şöyle bir çözüm bulduk. Zaten klavyenin üst kısmı ağaç değil. Burası karbon fiberin de olduğu özel bir madde. Ve yani bunun bir genleşme falan imkansız. Ama bu perdelerde aşınma oluyor. Ve onu da şöyle bir çözüm bulduk. Yine basit bir çözüm bulduk. Bütün perdeleri çıkartıyoruz. Ona ek katman ve Japon yapıştırıcısıyla ek katmanlar, küçük küçük katmanlar yapıp sıkılaştırıyoruz. Böylelikle bir sene götürüyor aslında. Yani şu ana kadar bir ya da iki kere yaptırdım böyle bir şey. Yılda bir bakım yaklaşık. Evet. Birkaç tane daha sorum var. Şimdi benim de bir perdesiz gitarım var. Perdesiz klasik gitarım. Çok fazla bir şey yapamıyorum. Ud'dan öteye gitmiyor. Hani ben de çok iyi bir gitarist olmadığımdan belki ama hani akor basamıyorum. Çok sesli hiçbir şey yapamıyorum. Normal gitarda yapabildiğim hiçbir şey yapamıyorum. Böyle bir gitarım olsa çok daha fazla şey yapabileceğimi düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Perdesiz gitar ve bunu karşılaştırmak biraz kaba olacak ama. Benim yani buna net cevabım yurt dışına da bu sorular geliyor. Şöyle yani neden perdesiz gitar değil, neden mikrotonal gitar? Cevabı çok net aslında. Klasik gitar sound'unu korumak. Yani ve sonuçta ben klasik gitaristim çok uzun zamandan beri ve klasik gitar sound'unu koruyup onun içine mikrotonal mikrotonları basmak ilk hedefti. Tabi burada hani gibi avantajları oldu bunun. Mesela klasik gitarda çok seslilik, akorların uzaması. Hani biraz perdesiz gitarda zorlanılan şeyler ama mesela Sinan'ı dinlediğimde Sinan da hiç zorlanmadan çok sesli bir şekilde çalıyor. Yani Erkan orada yani bunu bayağı aslında perdesiz gitaristlerin çoğu çözmüş şekilde ama konusu net. Perdesiz gitar yeni bir tını. Ud'la gitar arasında muhteşem bir tını. Klasik gitar sound'unu korumak da hedefim ve onu ben yani memnunum.
Bu gitarda çalabildiğini, aynen perdesiz gitarda çalabilecek misin? Onu çok merak ediyorum. Aynı şekilde... Öyle bir ihtiyaç bilmiyorum yani, çalınabilir, denenebilir. Sonuçta şey denemelerini biliyorum. Mesela bir klasik eseri ud, şeyde perdesiz gitarda aynen çalıyorlar işte. Francesco Tarrega'nın falan. Ama tabii ki bazı şeyler olmuyor. Yani biraz zor. Bir de şu... Bir de söz hakkını Deni arkadaşımıza verelim. Deni Weir. Kendisi Austin'den geldi buraya. Buyurun. Yes. Yeah, I'm Danny. Oh, sorry, a little loud. I'm Danny Weir from the United States. I'm a fretless bass player, rock, metal, jazz, and such. And since the bass and bass guitar and steel string acoustic have a curved neck, do you see any difficulty adapting the fretless? I mean, the adjustable fret to that kind of instrument? Do you have plans to develop one? I was a little bit swerving to the. Can you repeat for me again? Do you have plans to adapt a electric guitar, electric bass, steel string acoustic, and banjo and mandolin and banjo, whatever else? Elektrik gitar, akustik, elektro akustik, bas gibi gitarlarda da bu sistemi uyarlama düşünceniz var mıdır? Yani kendim çalmadığım için hani öyle bir şeyim yok ama çok yurt dışına gittiğimde luthiyeler ya da elektrik gitaristler bunu istiyorlar. Ben de zaten kendilerine bu gitarı gösteriyorum. Tüm sistemi anlatıyorum. Onu YouTube'da da anlattım. Açık zaten. Ve bazı luthiyelerin şu anda yaptığını biliyorum. Yani elektro gitara uygulandığını biliyorum ama daha tam olarak bitti mi falan bilmiyorum. Yani çıktı mı ürün. Ama uygulanıyor. We'll have one Teşekkürler. Okay, thank you, Danny. We'll have one final question from Joseph Monzo. Yes. Yes, I noticed besides the adjustable frets, you've also added two strings, so you wanted a greater range for the guitar. Fark ettim ki perde sistemini geliştirmenin yanı sıra iki de tel eklemişsiniz. Bu gitarın ses sahasını genişletmiş. You have a question then? What is it? Does it extend the bass? Is that which side did you end? Hangi tarafını ses sahasını genişletti? Bas sesleri genişletti ama ikili aralıklarla. Yani mi bas normalde klasik gitarın en üst teli mi'dir. Re ve do oluyor. Ama tabii biz mesela bugün do diyez çaldık. O yani her parçada farklı skordatura kullanıyoruz. Farklı akor sistemi kullanıyoruz. Bir de onu yapmamın amacı işte just intonation eserlerde modülasyon olanaklarını arttırmaktı. O William Alaaddin Matthew'nun yaptığı eserde de bayağı bir işe yaradı. O iki tane telin. Çünkü yeni perdeler ekleyebildik ve farklı just intonation dizileri elde edebildik orada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu etkileyici, müthiş performanslarından dolayı mikrotonal gitar ikilisine Tolga Hançoğlu, doktor ve Sinan Cemeroğlu ve tabii benim eserimi seslendirme aşamasında eşlikte son derece kesintisiz vuruşlar sergilediği için Uğur Keçecioğlu'na. Kendilerine sunmak üzere çiçeklerimiz var. Lütfen kendisi de Uğur Keçecioğlu da aramıza katılırsa çok sevinirim. Şimdi bir küçük plaket törenimiz olacak. Lütfen Ömer Tulgan da aramıza gelirse ilk etapta sunulmak üzere Uğur Keçecioğlu ve Ömer Tulgan'a sergiledikleri üstün gayretleri ödüllendirmek anlamında plaketler takdim edeceğiz. Sırasıyla alacağımız için sizi şimdilik sahne aşağısına davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çağıracağız, hiçbir yere ayrılmayın. Evet. Sırayla. Öncelikle Ömer Tulgan'a. Sevgili Ömer Tulgan, aramıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz ve üstün gayretlerinizden dolayı lütfen bu plaketi Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından kabul buyurunuz. Bu son derece duygulandım, hiç beklemediğim bir olaydı. Hak ettiğimden çok şüpheliyim ama çok çok teşekkür ederim. Ben hiçbir şüphe duymuyorum. Bence fazlasıyla da hak ediyorlar. Keza
Sevgili Uğur Keçecioğlu, lütfen sergilediğiniz makam müziğimizi, sanat müziğimizi bilgisayar teknolojileriyle buluşturmakta sergilediğiniz üstün gayretlerden dolayı Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi adına bu plaketi tarafımızdan kabul buyurunuz. Sevgili Ömer Bey'le benim programım ücretsiz dağıtılıyor. Bana çok söyleyen oldu, niye ücretsiz, niye bir karşılığı yok diye. Ben dedim bir gün mutlaka bunun karşılığı bir şekilde bana döner dedim. Şimdi döndü. Çok teşekkür ediyorum. Bu plaket bundan sonraki çalışmalarımızın devamı için bize bir teşvik unsuru olacaktır. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi öbür etabımızdaki konuşmacılarımızdan Sayın Aytaç Ergen'i, Mehmet Güntekin'i de temsilen, ki kendisi ayrılmış mecbur olduğu bir işgali sebebiyle, meşguliyeti sebebiyle ve o aynı etapta tabii benim yerime kendimi önermem mümkün olmayacağına göre birisi belki bana bu konuda tarafıma yöneltilecek olana eşlik edecektir. Pederimi buraya davet edebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Pederim Profesör Tolga Yarman'ı davet etmek istiyorum. Sayın Aytaç Ergen'e ve Mehmet Güntekin'e takdim etmek üzere Türk musikisini, makamsal müziğimizi internet teknolojileriyle yükselterek kullanıcıların kolay erişimine sunabildiğiniz için ve müthiş gayretlerinizden dolayı lütfen tarafımızdan bütün ekibinizi temsilen Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi adına bu plaketi kabul buyurunuz. Teşekkür ederim. Efendim, bu konuda aldığım ilk ve tek ödül. Çok mutluyum tabii. Yaptığım hizmetler, beyefendinin dediği gibi inşallah yüzyıllar sonra bir yerlerde dualar karşılığında da karşılığını bulur. Ben teşekkür ediyorum Başkent Üniversitesi'ne, Işık Üniversitesi'ne. Çok sağ olun efendim. Sizi, yerlerinizi hemen alabilirsek, tabii mikrofonu şimdi elimden kapacak pederim. En zor işlevlerimden biri belki de hayatımdaki. Gözüm nadir dolar. Şimdi doldu. Çok layık. Alkışlarsınız. En çarpıcı sunumlardan ikisini gerçekleştirmiş olan sevgili Mustafa Kemal Karaosmanoğlu'nu ve sevgili Utku Uzmen'i aramıza davet ediyorum sahneye. Onlara da bir ödüllendirme çabamız olacaktır. Ve çok diliyorum ki ilk bu yanlış anlaşılmaya yönelik söylediğim sözler itibariyle kendilerini ürünleştirilmiş olan eserlere yönelik üstün gayretleri ve azımsanamayacak katkılarından dolayı taçlandırmayı diliyoruz. Öncelikle Kemal Karaosmanoğlu, lütfen Musiki ve Musiki Okur programlarının vücuda gelmesine yönelik sergilediğiniz üstün gayretler ve hizmetlerden dolayı makamsal müziğimizi, Türk sanat müziğimizi yüksek teknolojiyle buluşturan çabalarınızdan müthiş derecede olduğunu düşündüğüm harikulade çalışmalarınızdan dolayı bu plaketi Başkent Üniversitesi, Işık Üniversitesi adına tarafımızdan kabul buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Son derece iyi niyetlerle verildiğinden eminim. Fakat ben demin ayrıntılı olarak açıkladığım gibi alıyorum. Datasoft şirketine teslim etmek üzere. Belki de ortadan kırarız, bir şey yaparız belki. Peki. Biz şu şirket çabalarını başka bir defa ödüllendirmeyi tabii ki gündemimize alırız. Peki. Ve tabii sevgili Utku Uzmen, sen de aramızda sergilediğin müthiş sunumunun ardından Mus 2 gibi yeryüzünde herhalde bir eşi daha bulunmayan
mikrotonalitenin baş tacı sayılmak gereken bir yazılımın vücuda gelmesindeki öncü emeklerinden dolayı lütfen tarafımızdan Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi adına bu plaketi kabul et. Teşekkür ederim. Ve aramıza mikrotonal gitar ikilisini temsilen ve ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla herhalde gitar dünyasında bir ilki gerçekleştiren sevgili Tolga Han'ı sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili Tolga Han, dediğim üzere lütfen o müthiş gitarını vücuda getirmekte sergilediğin üstün emekler, üstün beyin çalışması ve şahane ayrıca performansından dolayı mikrotonal gitar ikilisini temsilen bu plaketi Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi adına bizden kabul et. Teşekkür ediyorum. Unuttuğumuz kimse kaldı? Bakalım. Daha yarınki öbürkü günlerde tabii diğer sunuş yapacak olan yabancı katılımcılarımız var. Onların plaketlerini biz Ankara'da Başkent Üniversitesi'nin vermesini uygun görüyoruz. Ve bu noktada herhalde şunu söylemem uygun gelecektir. Pek çok ön yargıyı daha ilk günümüzde ortasından kırıverdik. Evet, sesler ikliminde, sesler aleminde herhalde makbul olmayacak perde, aralık olmadığını çeşitli müzikler çerçevesinde her türlü frekansın, mikrotonun uygulamada kullanımının gayet meşru olduğunu, hatta ilginç olabileceğini, etkileyici olabileceğini bu sayede görmüş olduk. Doğrusu aramızda sizleri görmekten dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Bu günkü panelleri bu sözlerle noktalıyorum. Şimdi bir ürünlerimizin sergilenmesi için bir standımız dışarıda hazırda bekliyor. Eğer oraya bazı örnekler getirildiyse. Yarın saat 9.30'da diğer katılımcılarımızla birlikte buluşmak dileğiyle çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hepinize efendim. Tercümanlarımıza aynı zamanda müthiş bir iş çıkardıkları için simultane tercümanlarımızı da tebrik ediyorum. Merhabalar. Bugün burada toplanma amacımızı ve yapılan konuşmalar hakkındaki değerlendirmelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii, çok hızlıca yapayım bunu. Burada bugün Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ortaklaşa bir etkinliği düzenlendi. Şu arkadan gelen müziği duyuyorsunuz biraz. Mikrotonalist girişimciler uluslararası buluşmasıydı. İlk ayağı burada iki gün boyunca sergilenecek, 9 Aralık, 10 Aralık. Mikrotonal müziğin ifadesi için, bilgisayar ortamında ve teknolojiyle ifadesi için ürünler vermiş, eserler ortaya koymuş. İnsanların emeklilerini tanıtmak, onları bir araya getirmek ve onların çabalarını bir ödüllendirmek yaklaşımımızın bir sonucuydu. Etkinliğin Ankara etabı da var. 12-13 Aralık boyunca panellerimizin yanı sıra renkli konserlerimiz var.
Son derece ilginç, ön yargıları yıkıcı, yeni ses iklimleriyle bizleri buluşturucu ve ufuk açıcı olduğunu düşündüğüm capcanlı yeni seslerimiz var. Bu etkinliğe ilgi duyanların 10 Aralık yarın yani panellerimizi ve konserlerimizi de izlemesini dilerim. İmkanı olanların Ankara'da bunun devamı olacak günleri de kaçırmamalarını temenni ederim. Sonunda da Akademik Başkent Orkestrası'nın benim de bir eserimi ve bir ayrıca aranjmanımı seslendirdiği konseri olacaktır. Bu Türkiye'de belki de dünyada bir ilk teşkil ediyor, ilki teşkil ediyor. Oldukça da başarılı geçti, izlenimlerini alıyorum. Hatta bu ileride böyle bir silsile halinde devam ettirilebilecek etkide bir gün oldu bizim için. Hayırlısı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.